Yani koca İstanbul'da hiç avukat kalmamış gibi Turgut geldi. Buraya avukat oldu. Normal mi? Normal mi? Doğru. Başka kimse yok mu? Yok. Çünkü Evren çok tatlı. Anlatırım sonra uzun hikayeyi. Sonra gelince kanka vallahi hiç normal değil. Senin boşanma avukatı gelsin danışman olsun yani Allah Allah. Neyse plan ne? Gidip soracağım. Bora Bey'e mi? Turgut Bey'e. Merhaba. Turgut Bey değil mi? Hukuk danışmanı. Ta kendisi. Siz model falan mısınız? Burada çekim falan mı yapılıyor yoksa? yok öyle değil. Ben Bora'nın ortağıyım. Aynı zamanda da portalın baş editörüyüm. Tuğçe Dikman. Çok memnun oldum Tuğçe Hanım. Ben de çok memnun oldum. Neler yapıyorsunuz acaba? İyi. Yani teliflerle ilgili işte birkaç dosya inceliyorum. Biz acaba sizinle daha önce bir yerden tanışmış olabilir miyiz? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da böyle bir davette falan mesela. Pek sanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle bir güzelliği unutmuş olmam mümkün değil. Evet, orası öyle. Belki sizle başka bir işimiz olmuştur. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım! Efendim Ada. Bora Bey sizi arıyor her yerde fıldır fıldır. Çok acilmiş. Ne? Neden? Ne varmış o kadar acil acaba? Hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Soramadım. Çok acildi. Panikti. Sizin odanızdan çıkıyordu falan. Biz de öyle rastlaştık. Sizi bekliyor. Tamam. Turgut Beyciğim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne acaba ya? Acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden? Tuğçe'nin bir şey mi dedi? Ne oldu? Yok. Ne peki? Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi? Ne dedi? Hayır canım. Kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz. Ben sizin emrinize amadeyim. Ama bak böyle olmuyor. Gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telifle ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif diyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? Ada, bak şimdi ben kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum, bela. Bir şey mi dedim? Yok, ben demedim. Siz diyordunuz. Bora Bey'le nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha, ortak arkadaşın bir referans. Baş harfi Tuğçe. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasına neden bu kadar korkuyorsun ki? Senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya rüzgar, o rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor, bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı, istemiyor. Adamın şirketi sonuçta ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak yeniden başlayacaksın. Hah! Ben de seni arıyordum. Beni arıyor musun Bora? Seni mi arıyormuşum? Evet, Ada söyledi. Ha. Evet. Evet Tuğçe, ben seni aradım. Sana bir soru soracaktım. Hemen sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur Ada sana. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı artık? Aklımdan ne geçiyorsa. Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? Geç kalınmış yani bir karardı. Şu an burada bu konuyu konuşmamız bile gereksiz aslında.
onu istemediğini geç de olsa anlamış olmanı takdir ediyorum. Bu kararı vermek gerçekten zordur, biliyor musun? Ben adım gibi eminim. Onu istemiyorum asla. Bir anlık sinirle verilmiş bir karar olmadığına sevindim. Senin mutsuz olmanı asla istemem adacığım. Adacığım ne lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben gideyim, işimin başına döneyim. Bora Bey de daha fazla şüphelenmesin. Tamam, merak etme. Ben senin her zaman yanındayım. Sağ ol. Sağ olun. Bitti. Ha, hayatım bir tane daha kahve verir misin bana? Çok güzel olmuş. Hadi. Aşkım bu dördüncü kahven. İçmesen mi artık? Bakışların falan bir değişti ya. Ha? İçeyim hayatım, içeyim. Niye içmeyeyim? İyi geliyor bana kahve, güzel geliyor. O yüzden elinden seviyorum kahveyi. Dur sen şimdi kahveyi bir bırak, ben sana bir şey soracağım. Ya şu Turgut nereden çıktı birdenbire aşkım, mantar gibi ya? Ha Turgut, bilmem. Orasını sen daha iyi bilirsin aslında. Aşkım niye bana öyle bakıyorsun? Nasıl of, ya? Of Ali korkutma beni. Ha? Ayrıca ben nereden bileceğim Turgut'u? Bora Bey'e sor sen onu. Titredim. Alo. Heh, tamam geliyorum kuzen. Tamam. Ne diyor? Beni çağırıyor, ben gidip geliyorum. Hayatım sen de bize hadi kahve koy, gelince içelim, tamam mı? Aşkım ne kahvesi, hala kahve diyor ya. Normal kahve. Hey Allah'ım. Uf, şu Turgut işini de bir öğrenemedim zaten. Kuzen, ne oldu böyle bir sinirli gibisin? Sen niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Niye öyle bakıyorsun sen bana? Nasıl bakıyorum? Her an birini öldürecekmiş gibi. Yo, hayır ilahi. Ne diyeyim? Doğruymuş öyle. Doğruymuş. Adanın ilk aşkı o Turgut denen herif. Bu Turgut olayı kesin mi? Kesin bilgi mi kuzen? Kesin. Oh. Ha? Kesin abi kesin. Kesin kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla duydum her şeyi. Kuzen sana hiç yakışıyor mu böyle kapı dinlemek, kapı aralığından izlemek falan böyle insanları? Sen gittin direkt sor. Ulan sormadın mı sanıyorsun? Sordum. Sordum, nerede olduğunu bile bilmiyorum dedi. Sonra da onları yemek yerken gördüm. Şimdi yanından ayrılmıyor. Kuzen şu masaya sürekli vurup duruyorsun. Gergin bir ortam oldu iyice, Türk dizisi gibi ya. Şey yapma sen, bence git adaya bildiğini söyle abi. Söyleyemem Ali. Söyleyemem, ada yine kaçar. Kaçmaz, öyle düşünme. Kaçmaz ya. Şey değil ya, git bence söyle, sen öyle bir... Ama bu sefer öyle bir şey yapacağım ki Ali. Öyle bir şey yapacağım ki. Adam asla kaçamayacak. Asla kaçamayacak. Kaçamazsın, kaçamazsın. Tamam. Kahve içeceğim ben canım. Kahve istiyor musun kahve? İç iç. Kahveyi sürahiyle iç. Sürahiyle içeceğim. Sürahiyle kahve içeceğim. Hadi bakalım. Çıksana be adam. Bu ne çalışma aşkıymış? Neyse. Oo, sen de benim gibi mesaiye mi kaldın? Yok, ben çıkacaktım. Sizi gördüm, bir uğrayayım dedim. Tamam o zaman bekle. Çıkışta bir şeyler içelim. Kaçta çıkış? Bilmiyorum işte, Bora Bey gelecek işte. Sonra çıkarız. Yoksa beraber birlikte mi çıkacağız onunla? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani seninle benim aramdaki şeyler özel. Müvekkil avukat gizliliği yani. Evet, oldu o zaman. Hadi biz çıkalım o zaman, önden. Hayır, olmaz. Gerçekten telifle ilgili şu dosyaları incelememi istedi benden. Ya günler torbaya mı girdi Turgut Bey ya? Sonra bakarsınız, yarın bakarsınız. Bak gerçekten şunu inceleyeyim, sonra çıkacağız, söz. Hadi şimdi çıkın bence, şimdi çıkın. Biz beraber çıkmayacak mıydık? Ya siz şu şirketin sınırlarından bir çıkın da, bir çıkın da siz. Sen benden özellikle rica ettin, durumu idare et dedim. Ben de seni kırmadım, yaparım dedim. Ama ben bu işi yapmıyorum dersem daha ilk günden göze batarım. Ya ne olur Bora da şüphelenir. Ben neden şüpheleniyormuşum? Hı? Ha? Şüphe? Hı. Şüphe bir avukatın en önemli silahıdır Bora Bey. Tabii ben avukatlarla ilgili, böyle dedektiflerle ilgili çok fazla dizi izliyorum, film izliyorum. Ben sordum Turgut Bey'e, dedim ki oradakiler ne yapıyor? Doğru mu onlar yaptıkları? Onun hakkında bilmiyorum. Alabildin mi sen cevabını? Ben tam anlatacaktım ki. Tamam o zaman, yarın öğrenirsin hadi. Çıkabilirsin. Siz? Ne ben? Siz çıkmayacak mısınız? Saat kaç oldu? Çıkmayacağım hadi. Neden?
bizim Turgut Bey'le bir işimiz var, tamam mı? Hadi, hadi iyi akşamlar. Ben de geleyim. Ada tabii. Hadi çıkabilirsin dedim. Hadi. Not tutayım. Ada hadi dedim sana. Hadi. Haydi. Kapıyı da kapat. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatayım. Haydi. Haydi. Evet, Turgut Bey. Gelelim şu telif dosyalarına. Ne yaptınız? Hallettiniz mi telif dosyalarını? Ben de çıkıyordum. Bu ikisi kesin bir işler karıştırıyorlar. Kim? Bora ve Turgut. Bu saat oldu hala odadan çıkmamışlar, fısır fısır bir konuşmalar, bir şeyler. İş konuşuyorlardır canım. Bu saatte yeni başlayan bir insanla bu kadar ne konuşulabilir? Adamın ne kadar yoğun işi olabilir ki? Heh. Ben de onu diyorum işte. Ne kadar yoğun olabilirler ki yani? Buyurun. Buyurun Turgut Bey. Buyurun buyurun, teklifimi hiç kabul ettiğiniz için. Sen nereye gidiyorsun? Teşekkür ederim Turgut Bey. Ne demek Bora Bey, benim için bir zevk. Pırıl. Rezervasyonu yaptın mı? Her şey tamam mı? Evet, her şey tamam. Güzel. Çok güzel. Kolay gelsin Pırıl. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Turgut Bey. Buyurun. Önden buyurun. Şiş, şiş, şiş. Hangi restoran? Önce sen aşkım. Ama böyle. Ya bu Turgut denen adam kim o? O avukat falan bir şeymiş. Aşkım olaya gel ya. Ben de sana aynını soracaktım. Ha. Yine aynı şey yapmıyorsun değil mi Selin? Neyi? Yalan söylemiyorsun yani şu an. Aşkım durumu biliyorsun işte, malum. Ne malum? Bir şey diyeceğim hayatım. Ada sana söz mü verdirdi? Ha, inanamıyorum ya. Cidden adaya inanamıyorum yani. Yani öyle bir lavukla ne iş olur bu kızın, anlamıyorum ya. Aşkım lavuktan kastımız Turgut mu? Evet, Turgut lavuğu. Devam etsen. Devam etsen ne yani? Bu durumu hiç yakıştıramıyorum adaya. Uf, aşkım çatlattın insana ha. Hangi durumu yakıştıramadın söylesene. Ya bu Turgut denen lavuk adanın ilk aşkıymış ya. Ne? Evet, o durumu işte. Yani adam, hayatım adam böyle kadınlara falan yiyecekmiş gibi bakıyor. Normal bir adam değil, iğrenç bir adam ya. Ne diyorsun Ali? Ne diyorsun Ali? Öyle, iğrenç bir adam işte. Öyle bir adam. Aa! Ötürü yapamıyor dedinsiniz. Yazık bu kıza, yazık! Bak bu kıza, yazık! Teyze, sen kimle konuşuyorsun? Sevgisinin arkasında duramayanlarla konuşuyorum. Nerede benim eniştemle teyzem? Bilmiyorum, çıktılar. Nereye gittiler? Baş başa yemek yiyeceklermiş. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Allah'ım sen ayırma sevenleri. Oh! Yakışır eniştemle teyzeme. Aslan eniştem benim. Ya bu kız! Bu kız çok çekti bu kız. Bu var ya bu. Şunun acı o. Çok çektirdim. Adam arkada sus pus duruyor. Alo. Kanka, kırmızı alarm. Üf, yine ne geldi başımıza söyle. Nergis teyze Bora'ya demiş ki ada ilk aşkıyla mutlu olacak. E adam da ne yapsın? Kalkmış ilk aşkını bulmuş. Turgut olarak. Ne? Bütün bunlar yaşanmış mı? Ay benim hayatım film olmuş. Dur sesim dur, daha bitmedi Metin ol. Dahası mı var? Ne dahası mı var? Allah'ı kötü haber tellalı söyle. Şu an Nergis teyze Bora ile birlikte. Yanında kim var biliyor musun? Turgut kızım, Turgut. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Allah! Bu sefer ne yapacaksın bakalım o da he? Ne yapacaksın bakalım? Of Bora, of ya, niye durmuyorsun sen, niye? Aşk senin neyine kızım? Aşk senin neyine? Neyine senin neyine? Ah ah Ada. Boyundan büyük işlere kalkışma Ada. Ah.
Buyurun, buyurun Nergis Hanım. Buyurun Aslan Bey. Turgut Bey, siz de buyurun. Siz de buyurun. Hoş geldiniz. Söyleyeceğim ben kardeşim. Haber vereceğim ben sana sipariş vereceğimiz zaman. Tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Nergis'im, bu adam kim? Dur Aslan, anlarız birazdan. Nergis Hanım, ben aramızda konuşulmadık bir konu kalmamasını istiyorum. O yüzden de böyle herkesi bir araya topladım. Ben pek bir şey anlamadım ama. Vallahi ben de bir şey anlamadım. Anlatayım, ben anlatayım. Ben şimdi daha önce size adayı çok sevdiğimi, adayı çok ama çok sevdiğimi söylemiştim, değil mi? Ben de sana daha önce adayla asla birlikte olamayacağınızı söylemiştim, değil mi? Evet Nergis Hanım, siz daha önce ada sadece ilk aşkıyla mutlu olabilirdi demiştiniz. Neyse, neyse. Ben şimdi adanın ilk aşkı nedir, kimdir, neyin... Aa! Tesadüfe bakın Bora. Nergis'im sen benim tek aşkımsın, biliyorsun değil mi? Ne diyorsun Aslan, şu an saçmalama. Bilmiyorum. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Siz restoran beni mi takip ediyorsunuz? Sizin ne işiniz var burada? Yok. Tuğçe'cim gerçekten bizim burada ne işimiz var yani? Ben baktığımda bir aile toplantısı görüyorum. Bence biz kaçalım, hadi uzatma. Tuğçe'cim. Ne diyorsun oğlum sen? Adım bu ya benim. Adanın teyzesi hanım Tuğçe, ben Tuğçe Dikman. Nergis teyzeciğim, şunu söylemek isterim. Öncelikle sizi burada gördüğüme çok şaşırdım ve çok sevindim. Ben de iş arkadaşım olan Tuğçe ile ve kesinlikle ayrı olduğum Tuğçe kardeşimle bir iş konuşması yapalım dedik de bir yemek yiyelim dedik. Biz onu şurada yapabiliriz aslında. Rüzgar bana baksana. Efendim abi. Siz Nergis Hanım'la tanışıyor musunuz ki? Patron şöyle, hani sizin evde falan böyle denk geldik. O kadar mı yani? O kadar mı? Tabii görür görmez kanımız kahreyi verdi birbirimize. Neyse biz buraya oturalım o zaman. Zaten Turgut Bey de burada. Siz böyle buyurmaz mıydınız? Buyururum evet. Buyurayım, şöyle oturayım ben. Teşekkürler. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Nergis Hanım siz birbirinizi tanımıyormuş gibi yapıyorsunuz. Niye? Kimi? Peki öyle olsun o zaman, eyvallah. Ben adamın ilk aşkını buldum. Buldum ben. Bunu Turgut Bey'in yanında da son kez ve ilk kez konuşmak istiyorum. İlk ve son kez dedi. Türk filmi gibi olmadı mı Nergis? Ne diyorsun? Aslan sen şu an saçmalama, bir sus. Turgut Bey niye? Turgut Bey derken ne demek Turgut Bey? Adanın hiç sevmediği, asla mutlu olamayacağı ilk aşkı Turgut Bey. Adanın ilk aşkı bu mu? Vay be, hiç çaktırmadı, helal olsun. Nasıl yani? Bir dakika. Artık açık açık konuşuyoruz değil mi? Oyun oynamanıza gerek yok. Her şey ortada, ben her şeyi biliyorum artık. Nergis Hanım, Aslan Bey. Buracığım, biraz ailevi mevzuların içine girdik gibi hissettim ama... şey soracağım yani, sormak zorunda neyi biliyorsun tam olarak, tam ne? Nergis Hanım, adanın ilk aşkı Turgut Bey değil mi? Nergis Hanım, size soruyorum. Adanın ilk aşkı bu herif değil mi? Evet. Evet. İlk aşkım Turgut. Önceki yani. Eski. Herkesin bildiğinden de eski. Neden? Neden Ada? Ay ne diyor bu kız? Neden söylemedi? Neden bana daha önce söylemedi? Evet, gelip konuştuk. Sen sus! Sen sus, seninle sonra konuşacağız. Seninle bir hale hesaplaşacağız biz, tamam mı? Sen sus. Sen görüşmediğini söylemiştin. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorum dedin, neden? Tam da bu yüzden işte. Böyle tepki verme diye. Arkamdan iş çevirme diye. Hadi bir sen gelsene, biz baş başa konuşalım. Sen sus! Sus! Öğrendin işte, mutlu musun? Ha? Turgut diyor ilk aşkım. Tuğçe'cim kaçalım, bak burada işler karışacak. Acilen kaçmamız lazım. Hadi. Saçmalama, en heyecanlı yerine geldik. Bir popcorn eksik hayatta olmaz. Evet, benim ilk aşkım Turgut. Artık bir şey hissetmediğim Turgut. Peki demin konuşulanlar neydi o zaman? Lan tamam, sen bir sus!
Bana müsaade. Olduğun yerde kal Rüzgar. Teyzen öyle demiyordu ama. Değil mi teyzesi? Görüştürmüş sizi. Hı? Ben daha geçen gün gördüm sizi restorana. Beraber yemek yiyordunuz. Ne oldu? Bana neden yalan söylüyorsun Ada? Sen bana yalan söylüyorsun Ada. Bu son demek içindi. Ama sana yetmiyor Bora. Sana teyzemler dedim, bahtım dedim, zaman ver dedim. Sana yetmiyor Bora. Aşk da yetmiyor sana. Senin o yetmiyor dediğin aşkın peşinden koşturuyorum ben. Senin yapmadığın şeyi yapıyorum, savaşıyorum ben. Bu muydu? Bu mu senin evleneceğin adam? Bu mu? Bu mu yani senin mutlu olacağın adam? Ya ben bunda bir şey olmaz diyorum, aramızda bir şey olamaz diyorum bununla. Bu ne bu? Ya ama bu kadarına izin veremem, ben de buradayım. Lan demem. Sus! Sus! Konuşma! Gitme Nergis, gitme! Nergis gitti! Nergis gitti! Ambulans! Nereye gitti? Lan gitti karım gitti! Ulan! Utanmıyor musun kızı kendine aşık etmeye? Ulan! Aslan Bey, Aslan Bey, ne yapıyorsun? Karım gidiyor, kalan! Aslan Bey, tamam. Bir kapıyı çalsaydım. Ya Turgut'a baktım. Odasında yok, gelmemiş bugün. Yani sence de dün olanlardan sonra gelmemesi normal değil mi Tuğçe'cim? Bana artık hiçbir şey normal gelmiyor Rüzgar, hiçbir şey. Yani bu mesele neden bu kadar büyüyor ki? Hı? Adanın ilk aşkı meselesi neden bu kadar büyüyor? Ya Rüzgar'cığım, sen bu kafayla bir arpa boyu yol kat edemezsin. Ben sana öyle söyleyeyim. Aa, aha. Öyle mi hocam? Öyle, evet öyle canım. Bak Bora'ya, Adanın ilk aşkını buldu. Bulmakla kalmadı, şirkete işe aldı. Yani insanların özel hayatı. Bize karışmak düşmez. Özel hayat abi. Senin haberin yok muydu özel hayatının bu kısmından? Benim nereden haberim olsun? Hı? Ben adayı o kadar iyi tanımıyorum. Nereden haberim olsun? Ay bilmiyorum Rüzgar'cığım. Hani sen adayı kendine aşık etmeye çalışıyorsun ya. Belki işe yarar bazı taktiklerin vardır. Bir araştırma yapmışsındır falan diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Ha, sen Bora'yı araştırmalarınla tavladın. Şimdi anladım ben. E o zaman bana da bir taktik ver de belki ben de bir şeyler yaparım, bir şeyler başarırım, çalışır ha. Şu gözümün haline bir baksana. Hiç hoş olmamış Turgut Beyciğim. Çok vahşi bir aile. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz vahşiler zaten. Ya ben çok üzüldüm açıkçası. Hiç dünkü kadar saçma sapan bir akşam yemeğine katılmamıştım. O yüzden yani ben de bir şey yapamadım. Hele ki yani sizin kadar ciddi, itibarlı bir adam böyle bir duruma düşürülmemeliydi. Ben bu işe bulaşmaktan son derece rahatsızım Tuğçe Hanım. Bora Ada Turgut'a aşık diyor. Ada benim için bu adamın bir önemi yok diyor. Yani resmen beni kullandı. Ben o şirkete çağrılmamda bile bir gariplik olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Değil mi? Değil mi? Yani sonuçta siz Ada'nın ilk aşkı falan değilsiniz. Değil mi? Yani ne alaka? Yani değilmişim. O Maganda eniştesinden yediğim yumruktan sonra bunu çok daha iyi anladım. Ama ben de Ada'nın vekaletini başka bir avukata vereceğim. Hmm. Peki o halde sizin ne gibi bir ilişkiniz var Ada'yla acaba? Yani hani özellikle söylemek zorunda değilsiniz tabii ki ama artık hani müvekkiliniz olmadığı için bir sakıncası yoktur diye düşündüm. Ben Ada'nın başka bir davasına bakıyorum aslında. Yani o da ilginç bir konu. Aa. Tuğçe? Tuğçe'cim ben de her yerde seni arıyorum. Allah Allah. Evet, ne yapıyorsun sen burada? Hı? Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım Tuğçe'cim, çok acil. Ama benim Turgut Bey'le bir işim var. Ama çok bak. Önemli, konuşmamız lazım. Lütfen gel bakalım. Ha. Hadi. İyi günler, bay bay. Hadi gel Turgut Bey'cim, görüşürüz. Gel bakalım. Kolay gelsin. Ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun burada? Ya bırak beni. Öf. Esas sen ne yapıyorsun burada? Rüzgar bak bana ya burada neler döndüğünü söylersin ya da ben gider içerideki adamdan öğrenirim. Zaten benimle konuşmaya pek bir hevesli. Ne öğreneceksin abi? Ne öğreneceksin? Ne öğrenmek istiyorsun? Bora bu adamı tuttu, Adanın ilk aşkı diye şirkete getirdi. Bil bakalım Turgut ne değil? Adanın ilk aşkı falan değil. Peki kim bu Adanın ilk aşkı ve neden Ada bunu böyle sır gibi saklıyor? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rüzgar sen misin? Adanın ilk aşkı sen misin? Tabii ya. Tabii ya, anlamalıydım. Sensin. Adanın ilk aşkı sensin. Şimdi o
oturuyor taşlar yerine. İnanamıyorum, bunca zamandır gözümün önündeydi. Tuğçe keser misin? Kes, lütfen kes sesini, lütfen kes sesini. Yo, şu an ben sesimi falan kesemem. Seni yakaladım, hayatta bırakmam. Olay benim bunca zamandır dibimdeymiş ya. Bir de biz düşünüyoruz bu ikisini nasıl ayıracağız diye. Biz bu bombayı patlattığımız anda Bora bir daha adanın yüzüne bakmayacak. Tuğçe, kimseye bir şey söylemeyeceksin, öyle bir şey yok. Kimseye bir şey söylemek yok Tuğçe, asla. Asla bak. Rüzgar, delirdin mi sen? Bak, Bora adaya evlenme teklif edecek. Ne? Evet, Belma teyzeden öğrendim. Hala söylemeyecek misin adanın ilk aşkı olduğunu? Hayır, hayır söylemeyeceğim. Çünkü evlilik falan olmayacak, tamam mı? Söylemeyeceğim. Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin, ben de kimseye bir şey söylemeyeceğim. Niye Rüzgar? Bir dakika, bir dakika. Eğer ki birine bir şey söylersen, ben de giderim. Bora'ya video olayını söylerim. Ondan sonra bak bakalım Bora'yı alabiliyor musun? Okey. Rüzgar. Aşkım hiç öyle bakma ciğerci kedisi gibi. Sana bu sefer kahve falan yok. Sonra böyle bakıyorsun suratıma. Kahveyi bıraktım ben zaten. Çaya döndüm. Yeşil çay mı? Siyah çay. Tamam. Hayatım bu dün Bora hani şey Turgut Bey'le Nergis Hanım'ı yüzleştirecekti ya. Ha. Ona adada gitmiş. Senin haberin var mı? Yok aşkım. Benim nereden haberim olsun? Ha ne bileyim o zaman şey Nergis Hanım Yasemin Hanım'a söyledi. Öyle bir şey oldu galiba. Kesin o söylemiştir. %100 o söylemiştir. Hatta o söylemiştir. Çünkü o söyler. Değil mi? Söyler. Ben bir çayı şey yapamadım tam olarak. Aşkım. Şey bana çok demli koyma hayatım. Gece uyku tutmuyor. Hayatım. Teşekkür ederim. Aşkım. Ben şeyi de halletmem gerekiyor. Ha, tam da işlerim mi vardı? Ben üstüne mi gelmişim? Tamam. Ben de şuracıkta o zaman oturayım çayımı yudumlayayım. Ada. Çıkıyor musun? Hı hı, çıkıyorum. Eve gideyim de teyzemin yüzüne fazla batmayayım. Eve gidiyorsun yani. Evde olacaksın değil mi? Evde olacağım. Uslu duracağım yani. Tamam. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bora? Allah kahretsin. Neler görüyorum? Evet, gördüm. Evet. Tuğçe, bak ben bazı kararlar aldım. Evet, gördüm. İnan çok doğru bir karar olmuş. Yani ilişkiniz bu şekilde biraz dengesiz ilerliyordu. Çok zorlukları vardı. Tebrik ederim. Aha, teşekkür ederim. Yalnız Tuğçe aramızda kalırsa sevinirim. Kimsenin haberi yok. Kimseye söyleme olur mu? Tabii tabii. Tamam. Hı. Aramızda. Merak etme. Tamam. Güzel. Bak benim şimdi çıkmam lazım. İşim var. Aramızda. Aramızda. Tamam. Sana güveniyorum. Hoşça kal. Hı. Ah burayı her yerde çıkartırsam böyle olur. Heyecandan ama işte ne yapacağım? Bu iş olmayacak Bora. Benim adım Tuğçe ise bu iş olmayacak. İş nasıl oğlum? İyiyim değil mi? İyisin, iyisin. Ya ne ara damatlık yaşına geldiler. Vallahi kocadık amca. Ali! Bunları benim söylemem gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Öyle de işte ben bekledim siz söylemeyince ben telaffuz edeyim diye. Tamam, tamam. Önemli değil. Babacığım annem nerede? Annem nerede daha niye gelmedi? Hala hazır geliyor, mı? Hazırlanıyor. Belma! Duramıyor. Belma canım. Heyecandan duramıyor, duramıyor amca. Tamam alacağız kızı ya. Sakin ol, sakin ol. Ben bir gidip bakayım mı anneanneme? Gelir, gelir o, gelir. Belma! Hadi anneciğim ya, annem. Ha geliyor mu? Ha, gel. Ha. Geldi. Evet. Kıyafet de pek yakışmış yani. Bu cenaze kombini değil mi ya? Kombin cenaze kombini bu. Oğlum karıştırma. Ama. Oğlum şimdi yapma. Boş ver. Tamam. Tamam Ali. Herkes hazır. Artık çıkabiliriz bence. Ay ben gelebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü başım ağrıyor. Belma.
lütfen ağrı kesicini içersin, olur biter. Uzatmayalım şunu ya. Aa. Evet, evet anneciğim. Hemen bence de ablam aldığımız çikolatalardan ye. Ben bir tane yedim, çok güzeldi. Bu da bir seçenek değil mi? Evet. Seçenek, seçenek burada. Anne, evet al, al. Oğlum ne yapıyorsun? Onu ikram edeceğiz. Allah Allah. Bence Ada ablan o çikolataları alıp kendisi yesin. Aa, ama yani biraz daha böyle devam edersek burada kızı başkasına verecekler. Evet, haklısın. Babacığım biz şimdi Ali ile benim arabaya gidiyoruz. Tamam, tamam mı? Siz tamam, beraber tamam, gelirsiniz. Aslan oğlum benim. Canım babam. Babam benim. Canım babam. Canım, canım benim. Babacığım çok teşekkür ederim. Benim bu süreçte hep yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Hadi aile içi duygusallığımızı yaşarız sonra. Hadi gidelim mi ya? Tamam, haklısın. Görüşürüz babacığım. Tamam, hadi. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Ama anneciğim görüşürüz. Hadi efendim, çiçek çiçeği unutmayın. Alacağız. Tamam, anneciğim, tamam, Ali konuşmuş. Hadi tamam. Hadi ben. Konuştun değil mi lan? Hadi çiçeği hallettim ben. Adam aradım da ulaşamadım. Tamam, alacağız. Gideceğiz, alacağız, gideceğiz. Hadi, tabii, tabii. Nereye ulaşamadın oğlum? Ay, canım kankam ya. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Gel öpeceğim. Ah. Oh. Oh. Ay kanka. Canım kankam. Sen de öyle de hayırdır inşallah. Hmm. Yok Ada söyleme kız. Söyleme. Aa. Ne oluyor kızım? Ben bunu dışından mı söyledim ya? Sen onu dışından söyledin ya. Sorumun cevabını da dışından ver bakayım sen. Kızım ne oluyor sabahtan beri suratıma bakıp bakıp gülüyorsun? Ne? Ay yok ben dayanamayacağım, söyleyeceğim. Söyle. Dayanamıyorum artık. Söyle. Selin. Ha. Söyle, söyle, söyle. Hadi ben bakacağım. Ben kanka, bakacağım. Ben bakacağım. Kanka bir söyle. Herkes. Kanka. Dur, dur, dur. Bak meraktan ölürüm ha. Dur. Ya Ada. Sus kız. Ya hemen de öyle git, dur bir. Kanka. Kim geldi ya, kız? Ya kızım. Ha? Söylesene şunu ya. Ada. Tuğçe Hanım. Ne işiniz var sizin burada? Konuşmamız lazım. Ada! Kim gelmiş? Vallahi teyze hoş. Aşağıdan çaldı herhalde. Açtım baktım kimse yok burada. Şimdi inip bakacağım, bu çocuklar çalıyorsa kızacağım. Kız. Hep basıyorlar hep. Vallahi bir in de kız. Ada. İyi evet evet söyle. Söyle madem. Evet evet. Oyun çıkarmışlar kendilerine şey yapıyor. Aşağıda konuşalım. Hadi. Selin ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi bak. Evet. Sizi dinliyorum. Boşuna heveslenme bence. Anlamadım. Bora ile hala berabersin ya. Onu diyorum. Yok. Yok, yok öyle bir şey. Tuğçe Hanım yani ben size kaç defa söyleyeceğim bunu. O iş bitti. Bora Bey artık benim sadece patronum. Kes. Kes artık yalan söylemeyi Ada. Ben her şeyi biliyorum. Bora ile beraber olduğunu da biliyorum. O gece evdeki kadının sen olduğunu da biliyorum. Sen yaptın. Evet ben yaptım. Ben söyledim Belma teyzeye. Bildiğini anlamıştım. Keşke tek bildiğim şey bu olsaydı. Nasıl? İlk aşkının Rüzgar olduğunu da biliyorum Ada. Kuzen yalnız bir şey diyeceğim sana. Ben seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim ha. Ali kabul eder değil mi? He? Kabul eder değil mi? Bak Ali kabul eder desene, evet der desene Ali. He? Beni rahatlatsana kardeşim hadi. He? Tabii eder, 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 eder. Seni dünya üzerinde zaten reddedebilecek bir kadın olduğuna inanmıyorum da. Ada ekstra olarak bir de sana aşık. Aşıktım lan. Oğlum bana bak. Ben yola bakıyorum, sen bana bak. Tamam, seviyor değil mi? Ha? Ada bana aşık değil mi? Seviyor, aşık, ha? Aşık, aşık. Aşık. Hadi alıyoruz kızı. Tamam sakinim. Ay hiç güleceğim yoktu. Tuğçe Hanım bunu size kim söyledi? Yani bunu size kim söyledi ve siz buna nasıl inandınız? Ben hayretler içerisindeyim gerçekten. Çok saçma. Rüzgar ve ben ağlam ne kadar saçma ya. Tuğçe Hanım benim ilk aşkım... Bora'dan ayrılacaksın. Hem de öyle bir ayrılacaksın ki...
Bora bir daha senin yüzünü görmek istemeyecek. Tamam mı? Senden nefret edecek. Anlıyor musun beni? Bunu benden istemeyin. İstedim bile. Yoksa giderim ben söylerim Bora'ya. Rüzgar'ın Ada'nın ilk aşkı olduğunu. O zaman zaten senin yüzüne bakmaz. Seçim senin. Bu son şansın. Teklif var, ısrar yok bende biliyorsun. Sana son lafım bu. Nergis, benim karnım gurulduyor. Ben başlıyorum. Tamam ya aslanım ye. Selin, şu adaya bak Allah aşkına ya. Aşağı çocuklara kapıya bakacağım diye gitti, gelemedi bir türlü. Tamam tamam, bakıyorum şimdi. Gelemedi hala. Ablam bir su koysaydın bari. Hah, geldi. Kanka. Ne oldu? Kanka ne oluyor söylesene, korkutma beni. Bitti. Her şey bitti. Kızlar. Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Kapının orada dikilmiş. Hadi geçin, yemekler soğudu. Geliyoruz Nergis teyze, hemen geliyoruz. Geliyoruz. Kızım ne oldu söyle. Otur çacadasın, bir şey söyledi sana, söyle bana. Kanka. Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu öğrenmiş. Ne diyorsun? Aa, ay bu zil de susmadı ama. Kim yine ya? Şurada ağız tadıyla bir yemeğimizi yiyemedik. Kızım ne dikiliyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Açsanıza kapıyı. Aa. Aa. Safer Bey. Aşk kendi seçer.